Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese günaydın. Sizlerle 2,5 ay önce paylaşmış olduğum muhteşem beç yavruları artık muhteşem bir şekilde büyüyerek birli erişkinliğe eriştiler arkadaşlar. Şu an doğadalar. Kendilerini koruyabilecek o güce ve kapasiteye de sahipler. Onu belirteyim. Allah maşallah her tarafa böyle bütün pörtü böcek ne var her tarafa saldırıyorlar. O anlamda sağlıklı ve huzurlu oldukları için de gerçekten ben de bu anlamda çok mutluyum. Bugün sizlerle ne paylaşacağım? Bugün sizlerle şimdi beş tavuklarının bu 2,5 ay önce çıkan beş tavuklarının yavrularını paylaşırken ben bu son 15 günde çıkartmış olduğum sizle çiftliğimdeki tüm beç yavruları ve bunları nasıl bir korunaklı alan oluşturduğumla ilgili o korunaklı alanı oluşturacağım. Ama bunun yanında tabii çiftlikteki diğer hayvanlarımıza da hem de hep birlikte göz atacağız arkadaşlar. Bakın farkındaysanız Hint tavuğu yok anneleri yanında. Çünkü Hint tavuğu yeniden yumurtaya geldi arkadaşlar. Şu anda yumurtluyor. Yavrular ama arazide dolaşmaya devam ediyorlar. Bizim Tommy de serbest kalmış. İyi ki de dışarıya çıkmamış. Diğer köpeklerle problem yaşayabilirdi. Ama gördüğünüz gibi 2,5 ay önce dünyaya gelmiş olan beç yavruları zamanda hızlı bir şekilde ilerliyor ve gayet sağlıklılar ve arazideki, doğadaki yerlerini almış durumdalar arkadaşlar. Arkadaşlar yine geçen paylaşmış olduğum videolardan bir tanesinde artık ördeklerin ön taraftan alınıp arka tarafta kazların yerine koyacağımı sizlere söylemiştim. Çünkü neden? Çünkü artık ördekler çok fazla suya ihtiyaç duyuyorlar. Tavukların kablarındaki suları çok hızlı bitiriyorlar. Her dakikada burada olamayabiliyoruz. Ondan dolayı hem tavuklar susuz kalabiliyor. Bunun yanında da suyu çok hızlı bir şekilde kirletiyorlar. Bu kirlilik de çünkü ağızlarına almışları toprakları karıştırıyorlar suyun içerisinde. Bu da tavuklarda bakteri oluşumuna veya hasta olmalarına sebebiyet verebileceğinden dolayı artık Amerikan ördekleri ve normal ördekleri kazlarla birleştirdim arkadaşlar. Şu anda bunları dışarıya salmıyorum. Bir 3 gün daha burada kalacaklar. Birazdan zaten yemlerini vereceğim. Burada yem yemeye ve sularını içmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya alıştıktan sonra tabii bunları da artık salacağız. Buradan ırmağımıza girecekler. Irmaktan çıkıp akşam yem yemeye yine bu bulunmuş oldukları alana geri döneceklerini sizlere belirteyim arkadaşlar. Onun için burası da gayet güzel bir nokta. İleride de şu alanlarda böyle yumurtlama yerleri yapmak istiyorum. Bakalım, ona göre buraya alıştıracağız ve burada hayatlarına yaşamaya devam edecekler dostlar. Yine sabah sabah mesaiye çıkmış arkadaşlar bizim yarkalar. Çok da güzel oldular. Maşallah çok sağlıklılar arkadaşlar. Şimdi doğada dolaşıyorlar. Bu alanlara geliyorlar. Tabii kendilerine güvenleri sonsuz. Ona bir şey demiyorum. Ama bunların böyle buralarda, bu arazilerde rahat dolaşabilmesinin en büyük sebebi ve güvencesi ne diye soracak olursanız, o da işte bu akbaşımız ve yavruları. Yavrular küçük gibi bakmayın arkadaşlar. Akşamları efsane oluyorlar. Gece sürekli hareket halindeler. Bir kıpırdamada bile ortalığı yıkıyorlar. Ondan dolayı da köpeğin sesini duyan yırtıcı, vahşi hayattaki diğer canlılar buralara gelmeyi tercih etmiyorlar arkadaşlar. Şu anda da sabah anne sütlerini içiyorlar. Buradan da işte çocuklara, herkese, izleyen çocuklarımız varsa sabahları sütlerini içmelerini gerektiğini akbaş yavrularımız da onlara hatırlatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu zamana kadar hiç size söylemedim ama gördüğünüz gibi Serdar ve şu beç tavukları birlikte büyüdüler. Onun için birlikte büyüdükleri için de birbirlerinden ayrılmıyorlar kolay kolay. Ne kadar büyüseler de arada yeniden bir araya geliyorlar. Bazı tavuklarla beçler dövüşüyorlar, beç tavukları. Ama Serdar'la büyüdükleri için hiçbir şekilde arkadaşlar Serdar'la kavga olmuyor, onu belirteyim. İsterseniz arkadaşlar yavaş yavaş küçük sürprizlere, güzellikleri sizlerle paylaşayım. Bundan sonra Burk'a tavuk yumurtası yatırmıyorum. Artık sezon, ben izne ayrılıyorum ama o izin döneminde bunların büyümesi gerekiyor. Onun için artık benim için bu kadar kanatlı yeterli. Onu belirteyim tavuk konusunda. Tavuk civcivleri, bu tavuğumuzda altından 3 tane civciv çıkarttı. Üçünü de birlikte doğaya saldım. Bir problemleri yok. Zaten çok fazla yumurta yoktu altında. 5 yumurta vardı. 2 tanesi çıkmadı. 3 tanesi çıktılar. Şöyle göstereyim. Gayet de sağlıklılar. Anneleriyle birlikte geziniyorlar. Doğadan besleniyorlar. Ama yakın zamanda bunların bir veba aşılarını yapacağım. Çünkü daha güçlü olmaları gerekiyor. Derken bizim beç yavruları yine başka bir yerden başka bir grup geldiler. Onlar da her tarafı dolaşıyorlar. Arkadaşlar yine mesajımızı verelim. Beç tavukları doğada çok fazla dolaşan, her noktaya girebilen ve tüm haşereleri, en önemlisi de kenelerle mücadelede en kuvvetli ve en güçlü kanatlı olduğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir defa gurkaya atmış, yavrularını büyütmüş. Ondan sonra yeniden ikinci gurkaya attığında altında 6 tane 5 tavuğu yumurtası vardı bu tavuğumuzun. Bir hafta 5 tavuğu yumurtalarıyla yattılar. Daha sonra da 5 tane ben normal tavuk yumurtası ekledim. Çıkış tarihlerinin aynı güne denk gelmesi adına. Ve aynı günde de çıktılar arkadaşlar. 5 tane civcivimiz, 6 tane de 5 tavuğu civcivimiz çıktı. Annesiyle birlikte de doğaya saldım arkadaşlar bunları. Hiç tutmadım. Çünkü gerçekten yerim yok. O kadar çok fazla kanatlı var ki nereye neyi koyacağımı şaşırıyorum artık. Bu sebepten dolayı bazılarını doğal seleksiyonuna salıyorum. Gitsinler, kendileri büyüyebiliyorsa büyüsünler. Sadece bir aşılarını yapacağım bunların bir hafta sonra. Doğadan gelebilecek veba hastalığına karşı kendilerini korumaları adına. Onun dışında hiçbir müdahalede bulunmayacağım. Annesiyle birlikte, havalar da zaten çok sıcak. Annesiyle birlikte dolaşsınlar. Huzurlu ve mutlu bir şekilde gezinsinler. Benim için o yeterlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaşamış olduğumuz tüm olumsuzluklar da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Yaşamış olduğumuz olumsuzluklar neydi arkadaşlar? Soğukla mücadele. En önemlisi. Çünkü şöyle söyleyeyim. Beç tavuklarının yavruları arkadaşlar çok hassas. Anlatılacak gibi değil. Bunun yaşanması lazım. Yani çok hassas. Hatta dün bile birisi Kırşehir'den yumurta alıyormuş galiba. Dedi ki hocam ya yaşatamıyoruz. Çıkartıyoruz ama yaşatamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Vallahi dedim hava dedim, mevsim dedim. Mevsimini beklemek lazım. Burada bugün birkaç bilgi daha vereceğim bunlarla ilgili ama biz şükürler olsun artık havalar akşamları 18-20 derecelere gelmeye başladığından dolayı sıcaklar. Artık çıkan tüm beşlerimiz yaşamaya başladı. İşte görmüş olduğunuz gibi bu 5 tavuğu yavruları da burada da 15 civarı var. Annesiyle birlikteler, yaşıyorlar, kurtardılar. Bundan sonraki süreçte de kolay kolay bir şey olmayacak arkadaşlar. Onu size belirteyim. İleriki zamanda zaten doğadaki bunların hepsini bir araya saldığımda dışarıda muhteşem şovlarını, o doğayla buluşmalarını, kanat çırpışlarını hepsini hep birlikte yaşayacağız arkadaşlar. O günlerde uzak değil. Onu belirteyim. O günlerde uzak değil arkadaşlar. Şimdi buradaki tavuğumuzun beç tavuğu yavrularını sizlerle paylaştım. Şimdi de diğer tavuğumuzun köy civcivleri, yumurtaları, sürpriz yumurtaları, yaşatmam gereken sizlere daha önce söylemiştim civcivleri. Bakalım son durumları ne arkadaşlar. Benim için değerli hediye gelen yumurtalar vardı. O yumurtalardan çıkmış olan civcivler vardı. Hepsi sürpriz. Sürpriz değişik yerlerden geldiler. Irkın kırılması ve karılması adına benim için önemli bir gruptu. Hiç zayiat vermeden hepsi yaşıyor arkadaşlar, onu belirteyim. Anne bir müsaade et bakayım, şöyle bir görelim. Evet. Hepsi yaşıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Aralarında paçalılar da var. Ama benim için önemli olan köy tavuğu olmaları. Aşılarını yaptım. Bakın yapmama rağmen 2 tane aşısını. Bakın bir tane civcivde yine hafif bir rahatsızlık şu anda gördüm mesela. Hemen ne yapacağız? buna sarımsak ve soğan tedavisi uygulayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada kimler var? Burada da yine 5 tavuğun yavruları. 8 tanesi yavrusu var. Hiçbir sağlık problemleri yok. Onlara değişik meyveli şey de verdim, süt de verdim arkadaşlar. Onu söyleyeyim, muzlu süt. Biraz dedim şey olsun, ağızlarının tadı yerine gelsin. Onun için hepsi gayet iyiler buradakilerde. Büyüyorlar. Çok yakın zamanda bunları da doğayla buluşturacağım. Kanatları gelmeye başladı. Her şey gayet yolunda. Hep söylüyorum arkadaşlar, tüm hayvanların doğayla buluşmasıyla birlikte gerçekten çok güzel günler göreceğimizi belirteyim. Mükemmel görsel şovlar olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar, burada da daha yeni yavrularını çıkartmış bir tavuğum var. Ne çıkarttı diye soracak olursanız tabii ki beç tavuğu yavrusu arkadaşlar. Burada da bir şöyle söyleyeyim. Şu anda beç tavuğuna yatan tavukların hepsi teker teker çıkartmaya başladı. Biraz daha var çıkacaklar. Çıkartacak tavuklarım var. Onları da çıkarttıktan sonra artık sezonu noktayı koyacağım arkadaşlar. Onu belirteyim. Şunların bir de altındaki yavrularını kontrol edelim. Evet arkadaşlar, yeni çıkartmış olan anne tavuğumuz ve beç yavruları. Artık her şey yolunda. Çünkü havalar ısındı, hep söylüyorum. Isındığı için artık beç tavuğu yavruları hayatlarını kaybetmiyorlar. Bu sıcaklıkların normal sıcaklıkların üzerine çıkmasından sonra beç tavukları yaşamaya başladı arkadaşlar. Şükürler olsun. Ve istediğim popülasyona inşallah ulaşacağım. Ama lütfen herkesten ricam, bir maşallah deyin. Benim için çok kıymetli. Gerçekten insanın sevdiğine nazar değiyor. Onun için nazar değmemesi adına bir içinizden maşallah demeniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki anne dur, ezdin kız, ezdin kız. Kalk 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 kalk. Kalk. Evet. Burada da yavrular büyüyorlar. Hepsi birleşecekler. Çok büyük sürüler olacaklar. Ve mükemmel bize görsel şovlar verecekler. Onun için bunlara sağlıkla büyümeyi nasip etsin diyorum Allah'ım. Onun için hiçbir problem yok burada da arkadaşlar. Anne tavuk gayet iyi, yavrularına da bakıyor. Her şey yolunda şu an için. Ama şimdi nereye gidiyoruz onu söyleyeyim. Çok güzel bir sürprizim var. Sizlerle onu paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, anne tavuk yem yemek için kalkmışken size beç tavuğu yumurtalarını göstereyim. Hint tavuğum yatıyor bunların üzerinde de. Bayağı da bir var. Dün gece de hepsinin döllülük oranlarını kontrol ettim. Hepsinden çıkacak inşallah arkadaşlar. Hepsi döllü. Onu belirteyim. Bu ara şöyle söylemek istiyorum. Beç tavuklarında döllülük oranı %55-60 diyordum ama arkadaşlar şu an Haziran ve Temmuz ayları beç tavuklarının gerçekten en iyi çiftleştikleri ay olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü 100 yumurta 100'ü de döllü arkadaşlar. Böyle bir oran var. Gerçekten doğada olmaları, onların rahat olmaları, stres yaşamamaları döllülük oranları da çok arttırdığını da kanıtlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi size sürpriz yapacağım yere doğru gidiyorum. Sürpriz yapacağım yer neresi? Mahmut'un çiftliği. Sağ olsun Mahmut abi bana bir konuda destek verdi. Birazdan açıklayacağım zaten. Bayağı bir zamanı da geride bıraktık arkadaşlar. 3,5 aylık gibi bir zamanı geride bıraktık. Bu süreç içerisinde birçok mutlu anlarımız oldu. Sıkıntılar yaşadık. Üzüntülü dakikalar yaşadık. Bunun gibi hayatın içerisinde hepsinde olduğunu belirteyim arkadaşlar. Biz de her geçen gün ne kadar uzun zamandır bu işi yapsam da her zaman bir şeyleri tecrübe ediyoruz arkadaşlar. Hele beç tavuğu yavrularıyla ve beç tavuklarıyla ilgili yaşamış olduğum tecrübeyi hiçbir şeye değişmem. Çünkü beç tavuğu yavrularının artık büyüme ve onların gerçekten böyle herhangi bir sorun yaşamaması adına, hayatlarını kaybetmemesi adına arkadaşlar Temmuz ayını beklemek gerektiğini tam anlamıyla anlamış bulunmaktayım. Çünkü Temmuz ayında çıkan yavrular kesinlikle ve kesinlikle hayatlarını kaybetmiyorlar. Çünkü hava sıcaklığı artık belli derecenin üzerine çıktığı için beç tavuğu yavruları da çok hassas olduğu için onun için bu sıcaklıkla birlikte artık yaşıyorlar. Ama ben yine işimi garanti altına almak adına ve gerçekten sizlerle böyle büyük sürülerin, büyük popülasyonların beş tavuklarıyla ilgili bunların ben videolarını paylaşmak, gerçekten sizlerle güzel anıları ve tecrübeleri paylaşmak adına arkadaşlar ben işimi sağlama aldım diyeyim. Sağlama aldığım noktayı da birazdan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Mahmut abinin çiftliğindeyiz. Bu da benim tatlı küçük böyle yeğenim dediğim kardeşimizin kızı Nisa. O da Golden yavrusu. Kim hediye etti bu Golden'ı sana? Ercan amca. Ercan amcan mı? Nasıl? Aran iyi mi Limon'la? Bu ara biraz ısırıyormuş galiba bu ara seni biraz. Yok. He? Böyle ona ayağımla vücuduna dokundum mu? Evet. Hemen av yapıyor ama işte ayakla dokunmayacaksın. Bak böyle yapacaksın. Gel bakayım Limon. Gel bakayım Limon. Gel. Gel bak böyle yapınca hiçbir şey demez. Hemen gıdığını seveceksin. Tamam korkma. Korkma gel buraya Limon. He? Golden'dı değil mi bunu? Golden evet. Oo Hamza Bey günaydın. Fındık var mı fındık? Fındık var mı? Fındık getirmeden çünkü. Ama ben fındık için geldim buraya. Bana neden fındık getirmiyorsun? Sen fındığı en çok kime veriyorsun bakayım? Kimlere dağıtıyorsun fındığı? Ben bazı kişilere dağıtıyor. Arkadaşlar Hamza, bizim kardeşlerimizin çocukları. Hamza okul servisine giderken cebine fındığı dolduruyor komple değil mi? Hı hı. Hamza. Sonra ne yapıyorsun o fındıkları? Herkese dağıtıyor. Herkese ikişer ikişer fındık veriyormuş. Hamza'yı da çok seviyorlar okulda. Günaydın Mahmut abi. Hamza'yı da çok seviyorlarmış. Hamza fındıkçı. Ben Hamza'yı da gördükçe fındık var mı Hamza? Fındık var mı Hamza diyorum. Daha da bize fındık vermedi. Nisa da tabii çok tatlı kuzu. Evet. Ben de yarın bir şey göreceğim. Buradaki yüzlerce büyükbaş hayvanlar var. Tosunlar, inekler var. Onlara bakabiliyorsun değil mi tek başına Nisa? Ben onlara bakamam. Tek başına bak ama genellikle gidiyorsun yanlarına. Onlara annene babana yardım ediyorsun değil mi? Bazen yardım ediyorum ama ana evin kapısını kim açık bıraktı? Hemen git kapa çabuk çabuk fırla. Arkadaşlar valla köyde yetişiyorlar. Eğitimlerine de devam ediyorlar ama doğanın içindeler. Valla maşallah çok da becerikliler. Kocaman büyük tosunları güdüyorlar. İneklere bakıyorlar. Evet. Böyle. Limonu da ben hediye ettim Nisa'ya. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gidelim bakalım. Evet arkadaşlar, benim sürprizim budur. Sürprizimiz nedir? 2 tane kasa. 2 kasamız var arkadaşlar, sürpriz. Pazar gününün sürprizi. Tabii sürprizi konuşurken beni de izleyen birisi var. Öyle bir bakışları var ki inanılacak gibi değil. Şimdi sizlerle direkt paylaşıyorum. Ama kafasını çevirdi. Evet, inekçik. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Sizlerin sofralarına gelen süt bu çiftlikten çıkıyor arkadaşlar. Büyük bir emek sarf ediliyor. Onun için gerçekten içmiş olduğunuz sütün bile kıymetini bilip şükür etmek lazım. Yine ileride bir sürü süt inekleri hepsi mevcut. Şu an sabah sabah yemeklerini yiyorlar arkadaşlar. Onlara onu size belirteyim. Bir de bakın şöyle bir mekanizma var. Ne yapıyor? İnek ona gidiyor arkadaşlar. Yaslanıyor, o dönmeye başlıyor ve vücudundaki hem vücudunu kaşıyor hem de vücudunun üzerinde oluşabilecek bu yerdeki kakaları vesaire veya yapışmış olan kirli şeylerin hepsini oradan söküyor, atıyor arkadaşlar. İnek de tertemiz kalıyor, onu belirteyim. Mükemmel bir sistem. Harika yapmışlar yani, elin adamları yapmışlar. İnek de tabii başından ayrılmıyor. Arada bakın mesela kafasına şu an masaj yaptırıyor. Harikasın inekçik. Süpersin ya. Böyle bir şey var mı? Yok işte. Bakın gördün, yanaklarına masaj yaptırıyor şu anda. Oh! Sana iyi keyifler. Evet arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Bunu neden yaptık? Bunu açıklayayım. Bu civcivlerin soğuklardan etkilenmemesi ve onları yaşatabilmemiz adına böyle bir şey yaptık. Eminim bunu yapan binlerce arkadaş var. Ben yapmıyordum. Çünkü neden? Çiftliğimde çıkıyordu. Beç yavruları ve beç tavukları çok fazla değillerdi. Civcivlere genellikle pek bir şey olmuyordu ama beç tavuğu civcivleri gerçekten çok hassaslar ve Nisa soğuktan çok etkileniyorlar, değil mi kızım? Çok etkileniyorlar. Biz de onların bu soğuktan etkilenip hayatlarını kaybetmemesi adına böyle bir şey yaptık, mekanizma. Bilen arkadaşlar vardır ama lütfen yine çok özür dilerim. Bilenlere saygılarım sonsuz ama bilmeyenler için hatırlatıyorum. Böyle suntadan bir sistem kurduk arkadaşlar. Elektrik tesisatı var. Benim çiftliğimde olmadığı için elektrik burada. Mahmut abinin buraya getirdik. Sağ olsun bana bu anlamda destek oldu. Cimcim. Efendim? Cimcimleri gösterdim mi? Evet, göstereceğim şimdi. Bu akabinde böyle bir sistem. Bakın buraları delikler deldik arkadaşlar. Aşağıda da ampul var. Ampul yanıyor ve içeriye sıcak tutuyor. Onun için biz bu sistemi şöyle açayım bakayım arkadaşlar. Neler varmış sürprizler. İşte arkadaşlar, benim size sürprizlerim beç tavuğu yavruları. Görmüş olduğunuz gibi hepsi Mahmut abi sayesinde, sağ olsun bize desteği sayesinde hepsini yaşattık. Şu an hiçbir sıkıntıları yok. Gayet sağlıklılar. Bayağı büyüdüler arkadaşlar. Onun için ne kadar süre sonra, bir hafta sonra artık yavaş yavaş çiftliğe gelmeye başlayacaklar. Böyle bir sistem yaptık. Bunun Mahmut abi bu şekilde bir marangoza yaptırdı arkadaşlar. Şöyle aralarda delikleri de var. Görmüş olduğunuz gibi lambaları yanıyor arkadaşlar. Burada içeride de ışıkları olduğu için ışıkta ısı veriyor içeriye. Bu sebepten dolayı da civcivler üşümüyorlar ve hayatlarını kaybetmiyorlar. Benim de şu anda bayağı bir beç tavuğu yavrum. Hepsi hayattalar, büyüdüler. O kritik eşik dediğimiz böyle en böyle doğduktan sonraki hayatını kaybedebileceği dönemi atlattılar diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bayağı hareketliler, yemlerini veriyoruz, her şey yolunda. Onun için sizlerle paylaşmak istediğim sürpriz bugün buydu. Ne kadar? Nisa. 1,5-2 ay sonra arkadaşlar sizlerle çok büyük beç tavuğu popülasyonlarını, uçuşlarını hepsini çok güzel güzel sizlerle videolarla paylaşacağımı da belirteyim arkadaşlar. Evet, burada ne var? Burada da Mahmut abinin görmüş olduğunuz gibi o da civcivlerini böyle yaptı. Onun da civcivleri burada arkadaşlar. Bunlar ufacıktı. Burada büyüttü. Riske almak istemedi. Çünkü onun için önemli olan Hint tavuğu, orijinal gerçekten seceresi olan Hint horozları var. Onların civcivleri var. Onların herhangi bir risk almadan onları buraya koyup o da böyle bu şekilde yaşatmayı tercih etti arkadaşlar. Bir dakika Nisa'cığım. Evet arkadaşlar, sizlere göstermek istediğim pazar günü sürprizim buydu. Tabii bir sürü tavuklarımızın altında da beşlerimiz var ama böyle büyük bir popülasyonun böyle büyük bir şöyle herhangi bir ölüm olmadan hepsinin grup halinde yaşaması benim için çok kıymetli. Bunların böyle yürüyüşünü, ordu gibi yürüyüşlerini sizlerle paylaşmak benim için çok keyifli olacak. Görmüş olduğunuz gibi beç tavukları, yavruları hepsi sağlıklılar, huzurlular, mutlular ve onlara kim bakıyor? Bir bak bakayım Nisa'cığım. Nisa benim güzel tatlı yeğenim kızım bakıyor. Sağ olsun. Ona da sonsuz teşekkür ediyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı Nisa? Bugün pazar günü müydü? Evet, bugün pazar günü Nisa. Limonu gezdirdik. Ben de bugün pazar günü olduğunu unuttum. Evet, sen de limonu gezdir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak bugün sizlerle grup halinde büyük bir popülasyona sahip olan beçlerin, sizlere paylaşmadığım beçleri bugün paylaştım. Bunlar grup halinde çok büyük bir sürü olacaklar. Onu belirteyim. Onların yaşaması adına böyle büyük bir kutu yaptık. Bu kutuyla birlikte de onları hayatta tuttuk. Şükürler olsun. Çok mutluyum. Ve çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Sizlerin abone olan tüm arkadaşların hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Beç yavrularından herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hep birlikte çok güzel günler göreceğiz inşallah arkadaşlar. Sağ olun, var olun.